Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size ilk öğretim matematik, matematik ve matematik öğretmenliği bölümlerinin kontenjanlarından bahsedeceğim. Öncelikle cümleme başlamadan önce böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğendiğiniz zaman aynı sorular bize sorulmuyor. Video ön plana çıkıyor. Sizden tek ricam, hani bizim daha farklı şeylerle uğraşmamızı istiyorsanız sorularınıza daha yeni sorulara cevap verelim. İstiyorsanız lütfen beğenin, çünkü hep aynı sorular geldiği için biz de hep cevaplama gereği duyuyoruz. O yüzden sizden tek ricam videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Öncelikle tercih dönemine giriyorsunuz. Az bir süre kaldı, yaklaşık olarak 1,5 hafta var. 1,5 hafta sonra aslında sonucumuzu elde edeceğiz. Hem 2023 TRS puanı olanlar hem 2024 TRS puanı olanlar başvuracak. Bu sene girilen öğrenci sayısının tahmin ettiğimizden az olmasının nedenlerini az çok anlatmıştık. Ancak buradaki asıl husus zaten o giren öğrenci sayılarının içinde de üniversite okuyanlar, 11. sınıflar da var. Yani bir sayı azalacaktır. Ama bu demek değildir ki puanlar çok ciddi düşecek veya düşmeyecek anlamına da gelmiyor, ama bunu hep söylüyorum. Şu an öğrenciye, hani bir deyim vardır ya, nabza göre şerbet vermek. Yani öğrencinin istediği cevapları veriyorlar. Üzülüyorum gerçekçi yaklaşılmadığı için. Çünkü ortada bir 2023 puanı da kullanılacak. O sınavdan 100 yapan öğrenci var. 90, yani şey olarak, net olarak söylersek 80'de 75-78, şimdi tam hatırlamıyorum ama 80'de 80 var mıydı? Ama sonuçta iyi netler yapan öğrenciler vardı. Onlar da puanını kullanacaklar. Sanki oradan bir puan kullanılmayacak. Sadece 2024'de baz alınması veya 2024 puanlarında çok inanılmaz düşüşler olacak. 20 nette tıp kazanacak diyen yerlerin olduğu söyleniyor. İnanmak istemiyorum bunu söyleyen birinin olduğuna. Ancak yani hep söylüyorum, gerçekle yüzleşeceksiniz sınava girdikten sonra dedim. Sınav geçti, bitti. Tercih dönemi de ayrı bir olaydır. O yüzden şu an diplomayla alan üniversiteler var. Şu an kayıtları başlayan üniversiteler var. Başlayacak olan üniversiteler var. Tekrar ve tekrar uyarmak ve sizler için söylüyorum ki lütfen kendinizin seçeceğiniz meslekleri şu dönemde iyice analiz yapıp birilerinin iyi olsun, sosyal medyası kuvvetli olsun, iyi tanıdığınız bir hoca olsun, fark etmez. Birisi size, biz de dahil buna, birisi size meslek seçmesin. Sizin önce kendi kriterleriniz olsun. Size bakıp "Aa, sen mimarlığa çok uygunsun." Sana bakıp "Sen mühendise çok uygunsun." Ama neye göre? Ve önerini aldınız, bir araştırın. Şu an artık ders çalışma evresi bitti. Kimler ders çalışması lazım? Örnek veriyorum, ben 10 tane soru işaretledim, 15 tane soru işaretledim ama hedefim tıp, mühendislik. O zaman çalış. Hiç bekleme. Bir sürpriz bekleme 10 netle, 7 netle, 20 tane soru işaretlemeyle. O yüzden lütfen rica ediyorum. Nasıl size sınava 2 ay varken sınav sorularını da çıkacak, sınav sorularını çözeceğiz, çıkabilecek. İşte sınav çok kolay diyen gruplar, açılan kurslar bugün de sınavla ilgili birçok şey söylüyor. Şimdi de Ekim kursu açıyorlar mesela. Biz yine de Ekim kursu açmıyoruz. Altını çize çize söylüyorum. Çünkü sınava tek yanıldığımız nokta belki kişi sayısı olabilir. Hep söylüyorum. Bütün çektiğimiz her şey aslında YouTube'da söylediğimiz cümleler YouTube'da. Yanılma nedenlerimizi de söyledik. Yanılabiliriz de. Kabul ediyoruz. Ama şunu da bilmek de çok önemli. Kontenjanlar, baktığınız zaman herkese alabilecek kontenjanlar var. Aslında doğru sıralama yapmak lazım. Bizde tek sıkıntı öğrencilerin bir tarafta kümelenmesi. Yani özellikle belli başlı bir şehirleri tercih ettiği için tercih edilmeyen, az tercih edilen yerler var. Buralara bakmak lazım tercih dönemlerinde. Şimdi gelin beraber bakalım. Öncelikle burayı, matematik bölümünü incelerken 3 tipte inceliyoruz. Bir ilk öğretim matematik, bir matematik öğretmenliği, bir de normal matematik. Şimdi şunu anlamamız lazım. Normalde Türkiye'de matematik öğretmenliği iyi bir derece yapan öğrencinin kazandığı bir yer. Bakın, ilk öğretim demiyorum. Matematik öğretmenliği diyorum. Çünkü matematik öğretmenliği her üniversitede yok. Az sayıda. O yüzden de
Genelde bu bölümü okuyan öğrenci arkadaşlarımızın Türkiye sınavında çok ciddi puan yapması gerekiyor. Bizde de öğrenciler bunu bilmediği için ya matematik okuyayım diyor, ya ilk öğretim matematik okuyayım diyor. Ama aslında matematik belki okumak istiyor öğretmenliği. O yüzden burada size bunu göstereceğim. Şimdi bakın tek tek inceleyeceğiz. Adıyaman Üniversitesi. İlk öğretim matematik kontenjanı 15. Matematik var 20. Tabi burada örnek veriyorum. Bazı yerlere baktığımız zaman matematik daha düşük puana kapatıyor ilk öğretim matematiğe göre. Ama ben %10 barajına giriyorsam matematik yazma puanıma göre düşünerek söyleyebiliriz bunu. Hani hemen altına illaki okumak istiyorsam ilk öğretim matematiğin altına matematik yazmam lazım. Ama üstünde ilk öğretim matematik yani ilk 5. sınıfın matematik öğretmenliği olacaksınız. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. 4 ve 5. Buna dikkat ederek ilk öğretim matematik yazın. Sadece matematik okursanız bankacılık, yazılım birçok erilebilirsiniz. Mühendislik dalları var içerisinde. Ekstra olarak da matematik öğretmenliği de yapabilirsiniz formasyon olarak. Afyon Kocatepe Üniversitesi. İlk öğretim matematik 10, matematik 10. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Üniversite aslında güzel, kontenjanı az. Akdeniz Üniversitesi 2-2 olarak açmış. Aksaray Üniversitesi Matematik. 20 tane kontenjanı var. Hemen şuradan Aksaray'dan devam edelim. Alanya Aladdin Kekibat 1 tane. Zaten üniversite güzel bir yerde. Amasya Üniversitesi ilk öğretim 10, matematik 8. Anadolu Üniversitesi ilk öğretim 10, matematik 5. Ankara'ya bakalım. Ankara'da matematik İngilizce 10, matematik 2. Ankara Yıldırım Beyazıt matematik İngilizce olarak 5. Artvin Çoruh Üniversitesi 5. Atatürk Üniversitesi'nde bakın dikkat edin şimdi. Matematik var 7. İlk öğretim matematik var ve matematik öğretmenliği var. Mesela hemen buna yıldız koyabilirsiniz. Ya bu her yerde olmayan. Puanı da bir tık yüksek. Çok da bizim öğrencilerin bilinmediği bir yani ayırt yapamadığı bir bölüm. Tercih yaparken dikkat etmiyor ama matematik öğretmenliği gerçekten hem bölüm sayısı olarak üniversitelerde olmayışından dolayı hem de lise matematiği bu. Okuyabilirsiniz. Devam edelim. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. İlk öğretim matematiği 5, matematik 10. Balıkesir matematik 10, ilk öğretim matematik öğretmenliği 10, matematik öğretmenliği 5. Bartın ilk öğretim matematik 20, matematik 20. Mesela Bartın'da, Batman'da, buradaki Artvin diğer saydıklarıma göre daha düşük puanlara kapatabiliyor. Onu da aklınızda bulunsun tercih ederken. Matematik Batman'da 15. Bayburt ilk öğretim matematiği 30 ciddi. Bilecik 25. Bingöl matematik 25. Bitlis matematik 15. Mesela Bitlis'te de puan bir tık daha düşük kapatabilir. Bilecik'te de aynı şekilde. Buradaki puanları demin saydığım üniversitelere göre bir düşük kapatabilir. Boğaziçi en yüksek kapatan üniversite. Hem bölümlerinin İngilizce olması hem ilk sırada tercih edilmesi. İlk öğretim matematik 5, matematik öğretmenliği 5, matematik 5. Matematik öğretmenliği nerede varmış bir de? Boğaziçi'de. Devam edelim. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. İlk öğretim matematikliği 20, matematik 40. Mesela kontenjan bakımından baktığımda da en yüksek Bolu'da olduğu için buna da bir böyle sarı uyarı anlamında size yardımcı olsun diye koyuyorum. Burdur ilk öğretim 6, matematik 3. Bursa Teknik 10. Bursa Uludağ var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi var. Çukurova var. Şöyle bir bakıyorum yine. Matematik öğretmenliği olanlar varsa yine size göstermek için. Mesela burada hem iki tane matematik var. Hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Bir matematik öğretmenliği nerede var? Dicle'de var. Mesela diğerlerine göre daha düşük kapatacak bir yerdir puan olarak. Tercih edebilirim netim eğer düşükse. 9 Eylül Üniversitesi tabii şehir güzel bir şehir. Puanları da o yüzden bir tık daha yüksek olabiliyor.
Düzce aynı şekilde. Ege Üniversitesi ikinci öğretim de var burada. Mesela birinci öğretim ikinci öğretime göre daha düşük. Yani öğretmenlik daha yüksek. Matematik öğretmenliğe göre daha düşük. İkinci öğretimi matematiğe göre daha düşük. Ama Ege Üniversitesi gidip de Dicle Üniversitesi matematiğinden daha düşük olmaz. Neden? Ege Üniversitesi'nin bulunduğu konum öğrencinin istediği, talep edeceği yer olduğu için. Devam ediyoruz. Şöyle hemen iniyorum aşağı. Galatasaray Üniversitesi puan anlamında yüksek kapatır. O yüzden kontenjanı da az. Gazi var. Matematik öğretmenliği 5. Gaziantep baktığımız zaman matematik 60. İlk öğretim matematik 50. Burada bir sıkıntı olabilir arkadaşlar şey olarak. Yanlış almış olabilirim bu kısmı. Ya da bir şey var mı bir bakmam lazım. Ama bir işaretledim. Sizin aklınızda olsun. Kontenjanı en fazla olan üniversite oldu şu an Gaziantep. Devam edelim. Mesela Giresun ilköğretim matematiği gayet yüksek. Hacettepe yine baktığımız diğer Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe bunların puanları yüksek kapatır. O yüzden burada puanı yüksek, kontenjanı düşük. İlk öğretim matematiği Hakkari 1 mesela. Haran 5. Devam ediyorum. Bu üniversitenin kontenjanlarına bakarak. Mesela Iğdır, Hitit, Haran demeyelim ama Haran biliniyor ama Hitit, Iğdır bu üniversitelerde bir tık daha düşük puanlarla kapatabiliyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi var. Teknik, İstanbul Teknik Üniversitesi matematik mühendisliği. Mesela değişik bir şey. Mühendislik, matematik mühendisliği. Her yerde olmadığı için aldım. Sizler için. Devam ediyorum böyle. Kontenjanı mesela en yüksek olan İzmir Demokrasi Üniversitesi var. Hemen işaretledim sizler için. Yine Karabük Üniversitesi 50 tane kontenjanı almış. Hemen onu da işaretledim. Kontenjanı fazla olan. Hani ben çok doğuya gitmek istemiyorum ya da küçük şehirlere gitmek istemiyorum diyorsanız en azından kontenjanı fazla olan yerlerin tercih etmelisiniz ama eğer %10 kontenjanı size etkiliyorsa o zaman matematiği de yazmayı unutmayın. Devam ediyorum hızlıca şöyle. Kırıkkale mesela kontenjanı düşük ama eskiden daha doğrusu geçmiş yıllarda diplomayla alan aldığı olmuştur. Çok fazla diplomayla alan vardı zaten. Kırşehir, Kırklareli, Kırıkkale bu gibi Trakya Üniversitesi hep böyle diplomayla alıp öğrenciler öğretmenlik kazanmıştır her sene ama bu sene çok az var. Seneye daha da azalacaktır büyük ihtimal. O yüzden diploma alımlarını kaçırmayın. Muhakkak dikkat edin buna. Kırşehir var. Kilis 7 Aralık var. Kocaeli. Devam ediyorum. Kontenjanlarına bakarak mesela şurada İki tane Kocaeli'de yüksek kontenjan var. Kütahya'da yüksek kontenjan var. Mersin'de yüksek kontenjan var. Mesela Marmara yine iyi bir üniversite ama kontenjan az. Dikkat edin iyi olan İstanbul bölgelerinde olanların hep kontenjanı az. Buna dikkat edin. İki, şunu da kontenjanı biraz iyi işaretleyeyim sizler için. Mesela Mersin, örnek veriyorum ben Mersin'i eğer istediğim Antalya, Hatay arasında baktığım zaman Antalya kazanamıyorsam Mersin seçerim. Yine bir deniz kenarı güzel ya da Hatay yazarım. Yani o bakımdan hani düşündüğünüzde de uygun şeyler yazarken dikkat etmeniz yeterli. Muğla var. Kontenjan mesela Muş'ta kontenjan şu an iyi. 70 kontenjan var. Düşünebilirsiniz. Matematik ve bilgisayar bilimleri var. Mesela birçok yerde yok. Ben yine ekledim buraya. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde varmış ama kontenjanı çok yüksek değil. Şöyle bir devam ediyoruz. Ominum var matematik öğretmenliği. Dediğim gibi her yerde olmadığını gördünüz. Şurada matematik öğretmenliği vardı. Az önce atlamışım oraya. Burada matematik öğretmenliği var. Kontenjanı az ama baktığınız zaman mesela Ordu tercih edilebilir bir üniversite olabilir.
puanı düşük kapatabilir. Ya da işte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Çoğu tarafından bilinmediğini düşünürseniz tercih edebilirsiniz. Sonra baktık Sakarya Üniversitesi'ne 80 tane kontenjan var. Çok ciddi. İstanbul'a yakın. Mesela İstanbul'un kontenjanları arası puanları yüksek. Ona yakın olayım dersin. Sakarya'yı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Siirt 30 kontenjan var. Muhakkak ki diğerlerine göre daha düşük kapatacaktır. Giden arkadaşlar, gitmek isteyen arkadaşların, puanı düşük olanların gidebileceği bir yer. Devam ediyorum. Yine burada kontenjanı bir tık daha diğerlerine göre iyi diyebileceğimiz. Devam. Mesela yine Tokat'ın kontenjanları çok yüksek. Trakya Üniversitesi kontenjanı çok iyi. Van 100. yıl iyi değil kontenjanı. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bakıyoruz. Hem matematik mühendisliğini bilerek ekledim. Kontenjanı iyi. Hem matematik kontenjanı iyi. O yüzden aslında Yıldız da diğer İstanbul'dakilerine göre kontenjanı en fazla olanlardan biri. Hatta birinci sıraya koyabilirsiniz. Sonra en son Zonguldak Bülent Ecevit kontenjanları onun da iyidir. Yani böyle baktığınız zaman aslında kontenjanlarımız güzel olan üniversiteler var. Puanına göre dikkat ederseniz yerleşebileceğinizi düşündüğüm üniversiteler de var. Tabii ki bunun için hep söylüyorum. Ya sınavda en azından soruların yarısını yaptığınız zaman bir üniversite kazanırsınız arkadaşlar. Evet belki tıp olmaz, diş olmaz, eczacılık olmaz. Hukuk için olmayabilir. Ek tercihlerde belki net olarak söylüyorum ki hani sayısal olarak 80 soruda 50 net yaparsak zorlayabiliriz. Tabii genel durumu görmek lazım ama hani bunun dışındaki tüm bölümleri aslında 81 il olarak düşünürseniz kazanabilirsiniz. Sadece güzel tercihler yapmakta fayda var ve bu tercihleri kaçırmamanız lazım. Bizim bununla ilgili kendimizin tercih danışmanlığı süreçlerimiz var. Yararlanmak isterseniz yazabilirsiniz ya da kendiniz buradaki üniversitelerin sitelerinden takip edebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi sürekli bakmanız lazım. Şimdiden herkese kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar.